Merhaba arkadaşlar, ben Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden öğretim görevlisi Sermet Demir. Sizlerle bugün Word dokümanında bir ek uygulama yapacağız. Genellikle tez, rapor ve bunun gibi ödevlerinizi hazırlarken kapak, içindekiler, tablolar ve bunun gibi girişler yaptıktan sonra raporunuzu yazıyor ve en sonunda referanslarınızı gösteriyorsunuz. Fakat bunu yaparken numaralandırma yapacağınızda bazı kurallar var. Örneğin, kapak asla numaralandırmaz ve bazen özellikle tez yazımlarında da içindekiler ve tablolar gibi giriş kısımları farklı numaralandırılırken rapor sıfırdan numaralandırmaya başlayarak başka bir numaralandırma sistemi kullanır. Bunları yapabilmek arkadaşlar karmaşık bir hal almışsa eğer onun çözümü bu videoda. Öncelikle bunu örnek üzerinde göstermek için Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nden bir tez şablonu indireceğim arkadaşlar. Bu indirdiğiniz tez şablonunda şöyle bir şey karşınıza çıkacak. Burada gördüğünüz gibi bir şablon oluşturulmuş. Buradan ne yapalım? Şöyle bir doktora tez kapağını kopyalayalım. Bunu alıyorum, kopyalıyorum ve boş bir dokümana yapıştırıyorum. Yapıştırdığımda biraz değişiklik oldu. Onun için buradan Keep Source Formatting ya da kaynak formatı koru seçeneğini tıklıyorum. Genellikle arkadaşlar tez ve yazılarında bunu kapağın çift olması, bir dış kapak bir de iç kapağın olması istenir. Onun için bir tane daha kopyalıyorum bundan. Bunun da kaynak bilgilerini koruyorum. Şimdi bu işlem bittikten sonra bakalım ne varmış, şablonumuza geri dönelim. Burada ne var? Yenilik beyanı var. O zaman bir tane de yenilik beyanından şu şekilde alalım. Claim of Originality var. Bunu alıyorum. Bunu da kopyalıyorum. Bunu da aynı şekilde kaynağı koruyarak yapıyorum. Keep Source Formatting diyorum. Ve bundan sonra bakalım ne varmış. Evet. Bundan sonra içindekiler başlıyor. Şu içindekiler başlığını alıyorum. Kopyalıyorum. Ctrl C yapıyorum ya da siz sağ tıklayarak buradan kopya da yapabilirsiniz. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar problem burada başladı. Çünkü kapaklar numaralandırmaz ve bu orijinallik belgesi de numaralandırmaz. Fakat içindekiler numaralandırılır. Hatta Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri tez yazım kurallarına göre içindekiler, tablolar, şekiller gibi kısım Roma rakamlarıyla, rapor kısmı ise Arap rakamları, normal hayatımızda kullandığımız nümerik rakamlarla numaralandırılır. Şimdi bu işlemi nasıl yapacağız bir bakalım. Öncelikle şu ön kısmı numaralandırmamayı ve bu kısmı birden başlatmayı bir görelim. Onun için paragrafın ya da sayfanın en baş paragrafının en başına geliyorum arkadaşlar. Buradayken Layout'a gidiyorum. Buralar hep İngilizce arkadaşlar. Çoğumuzun artık Word dokümanları İngilizce olduğu için burayı ben de İngilizce kullanıyorum. Siz Türkçe olarak buradan seçenekleri sayarak da ulaşabilirsiniz. Buradan Breaks'e geliyorum. Breaks'ten de Next Page'e tıklıyorum. Şimdi bu işlemi yaptım. Herhangi bir değişiklik görmüyorsunuz. Fakat arkada bir değişiklik oldu. Bu değişikliği görmek için şöyle bir şey yapabiliriz. Home'a geliyorum. Buradan şu işarete basarsanız arkadaşlar, şunu gösterelim. Paragraf markı. Şimdi farkındaysanız burada değişik işaretler çıktı. Bu özellikle düzenlemelerde oldukça önemli bir işarettir arkadaşlar. Burada ekstra bazı semboller daha çıktı. Mesela şu Enter demek arkadaşlar. Bu alt sayfaya, alt satıra atladığınız ya da paragraf başı gibi anlamları var. Bunlarla ilgili ileride daha başka bir video yaparız. Onun için çok fazla detayına girmek istemiyorum. Fakat bizim burada asıl görmek istediğim şey, buradan önce bir bakalım page break. Yani sayfa kırma yapmış mı? Evet. Gördüğünüz gibi burada bir tane section break var. Yani buradan öncesi ve buradan sonrası birbiriyle artık bağımsız oldu. Peki, ben bunu kapatıyorum. Artık gönül rahatlığıyla sayfa numaralandırmamı yapabilirim. Şimdi insert'e, ekleye geliyorum. Buradan page number, sayfa numarasını seçiyorum. Bottom page deyip buradan bizim için uygun olan tabii ki sayfanın altında ve ortadadır muhtemelen. Sizin için de böyledir. Onu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra şimdi yapmam gereken bazı şeyler var. Bunlardan birincisi kesinlikle ve kesinlikle şuradaki link to previous sekmesini tıklamanız lazım. Bunu tıkladıktan sonra tekrar şurada page number var. Buraya geliyorum çünkü farkındaysanız numaralandırma 4'ten başlıyor. Ben bunu 1'e çevirmem lazım. Page number'a geliyorum. Format page number. Page number'ı düzenleye geliyorum. Buradan start at zaten default olarak kendi 1'i getirdi. Start at 1. Yani 1'den başlayı seçiyorum. Okey dediğimde gördüğünüz gibi burada 1'den başlıyor. Fakat hala bir problem var. Nedir?
Ben buraları numaralandırma yapmak istemiyordum ama burada da 1, 2, 3 numaralandırma var. Sonra 1'den devam ediyor. Bu güzel. Fakat ben buralarda numara istemiyorum. Çok kolay. Yapmanız gereken tek şey buradan gelip bunu silmeniz. 1, 2 kere backspace'e bastım. Gördüğünüz gibi otomatik olarak burayı sildi. Çünkü burası bağımsız bir bölüm olduğu için artık burada yapacağınız işlem sonrasını etkilemiyor. Close Header and Footer'ı, üst ve alt bilgiyi kapatı seçtikten sonra gördüğünüz gibi artık arkadaşlar burası bir oldu. Sayfayı aşağı iniyorum. Yeni bir sayfaya geçiyorum. Gördüğünüz gibi buranın numarası artık 2. Fen bilimleri şablonuna geri dönelim. Bir sonrakinde özet varmış. Şu özeti alalım. Değişik bir formattaymış. Bunu nasıl alacağız bilmiyorum. Şöyle alalım biz gene de yapıştıralım. Önemli olan yerde olsun. Bunu aldım, yapıştırdım. Yeni bir sayfaya geçiyorum. Muhtemelen tablolar gibi bir şey vardır. Bakalım. Yenilik beyanı yukarıdaydı. Şu sembolleri alalım. Şunları alalım. Bunları da yapıştıralım. Evet, bunu da yaptık. Burası da üçüncü sayfa oldu. Şurada fazlalık bir şey geldi diğer taraftan. Oranın biraz formatı karışık. Karıştırmayalım. Şimdi arkadaşlar burası 1, 2, 3 gidiyor. Fakat o bana bir şey de hatırlattı. Onu yapalım. Nedir? Mesela hatırladığım kadarıyla buradaki fen bilimlerinin isteği bu özet, içindekiler, tablolar, semboller gibi kısmın bu şekilde bir numaralandırma değil de Roma rakamlarıyla numaralandırmasını istiyor. Onun için yapmanız gereken şey oldukça basit. Üst alt bilgiyi açmak için burayı çift tıklıyorum. Bura açıldıktan sonra arkadaşlar numaralandırmada page number'dan format page number'a geliyorum. Ve buradan number format yani numara formatını değiştiriyorum. Neyi seçiyorum? Roma rakamlarını seçiyorum. Bunu seçtiniz ve OK dediğiniz anda gördüğünüz gibi close diyorum. Burayı artık Roma rakamlarıyla düzenlemiş olduk. Şimdi gelelim tezin ana rapor kısmına. Yeni bir sayfaya geçiyorum. Yeni bir başlık. Tezin ana kısmı bakalım nasıl başlıyormuş. Aşağı iniyoruz. Evet, bir giriş, introduction. Şurada, şu kadarını alsak bizim için yeterli. Kopyala diyorum ve buradan dokümanıma gelip bunu tekrar yapıştırıyorum. Şimdi bir önceki yaptığımız işlemi tekrar etmemiz lazım. Neydi? Sayfanın en başına geliyorum. Buradayken layout'a gelip break deyip buradan next page'e tıklıyorum. Next page'e tıkladıktan sonra ben artık biliyorum ki arkada bir işlem oldu ama şu an ben göremiyorum. Açmamıza gerek yok artık. Direkt insert'e geliyorum. Page number'a geliyorum. Page number, bottom of page ve buradan da ortayı seçiyorum. Seçtiğim zaman numaralandırma yaptı. Şunu kesinlikle unutmuyoruz. Link to previous. Şimdi arkadaşlar bunu yapmazsanız eğer bunu şu an böyle takılı kalırsa bir öncekiyle ilişkilendirir. Yani o 3'te bitti ya orayı. O zaman 4'te başlar. Biz böyle istemiyoruz. Bunu kaldırıyorum. Bir öncekiyle linkini kaldırıyorum. Page number'a geliyorum. Format page number diyorum. Buranın da birden başlamasını ama stilinin normal günlük hayatta kullandığımız stil olmasını istiyorum. Onu seçiyorum ve Close Heat and Foot kapı oluyor. Buradan mesela şu genel bilgileri alalım. Hatta bunu kat yapalım burayı. Bunları alıyorum. Yeni bir sayfaya geçelim. Evet. Buraya bunu yapıştıralım. Şu alt kısmında bunu da kat yapalım. Bunu da yepyeni bir sayfaya yapıştıralım. Evet. Bunu da yapalım. Ve bunu da yapıştıralım. Bu da böyle olsun. Sadece verileri kullanarak yapıştırmış olun. Şimdi arkadaşlar başa dönersek gördüğünüz gibi iki tane kapağımız var. Yenilik beyanı var. Orijinaliteti var. Bunlar numarasız. İçindekiler, tablolar, semboller, özet, teşekkür kısmı gibi kısımlar. Bunlar Roma rakamlarıyla ve kendi içerisinde birden başlıyor. Bundan sonra da tezin ya da raporun başlamış olduğu kısımda nasıl oluyor? Yepyeni bir numaralandırmayla birden başlıyor. 1, 2, 3 şeklinde devam ediyor. Oldukça küçültsem ne kadar gözükür bilmiyorum ama biraz oldukça küçüldü. Çok olmadı. Eğer bundan sonra da mesela CV'nizi koymak istiyorsanız genelde CV'nin olduğu sayfada numaralandırmaz. Veyahut da bazıları appendix yani ekleri de numaralandırmıyor. Orada da yapacağınız şey gene aynı. Appendix dediğinizde aşağı inelim. Aşağı iniyorum. Yeni bir sayfaya geçiyorum. Şöyle yapalım. Appendix ya da ekler diyorum mesela. Yapmanız gereken şey burada gene layout deyip breaks'ten next page dedikten sonra page number'ı buradan kapatmanız.
Bu sayede de artık bundan sonraki sayfalarında numarasız olarak kullanımını sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün tez, rapor ve ödevlerinizi yazarken Word'de çok karşılaştığımız bir problem olan sayfa numaralandırmanın kolaylıkla nasıl yapılabileceğini gördük. Eğer sizler de bu videodan yararlandıysanız arkadaşlarınıza paylaşabilir veyahut da sorularınız varsa aşağıdan bana sorabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.